Sevgili dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yöresel çok özel ve güzel bir tarifle beraberiz. Bugün sizlerle meyan kökü şerbeti yapacağız. Farklı yörelerde farklı isimlerle de adlandırılıyor. Meyan şerbeti deniliyor, biyan şerbeti deniliyor, aşlama deniliyor, haşlama deniliyor. Evet, ismi ne olursa olsun ama şerbetimiz aynı ve tadı gerçekten muhteşem. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Bütün malzemelerimiz hazır. Hemen tarifimize geçebiliriz. Lif şeklindeki meyan bitkisini kullanacağız. 2 bardak kadar, her bir bardak 25 gram geliyor. Toplamda 50 gram kadar yıkadım. Bir tozunu aldım. Şimdi işlemimize başlayabiliriz. Bir tülbente ihtiyacımız var. Bir süzeye ihtiyacımız var. Altına bir de kaba ihtiyacımız var. Bir de suya ihtiyacımız var. 3 litre kadar suya ihtiyacımız var. Şimdi tülbentimizi açıyoruz. Yıkamış olduğumuz evet, köklerimizi tülbentimizin içerisine attık. Şöyle tülbentimizin içerisine sarıyoruz ve ters çeviriyoruz. Evet. Evet sevgili dostlar. Daha önce kanalımda buzda damıtma yöntemiyle yaptığım tarif vardı. Bugün farklı bir yöntemle yapacağım. Bugün damlama yöntemiyle yapacağım. Bunun için 2 adet su dolu 1,5 litrelik pet şişeye ihtiyacım var. Pet şişemizin altını deleceğiz. Ve ya üzerine bırakacağız veya yüksekçe bir yerden asarak damlamasını sağlayacağız. Evet, pet şişelerimizi şimdi yüksekçe bir yere asıyoruz. Ben bu amaçla bir sandalye kullanacağım. Evet. Hatta bir tur daha yapabiliriz. Evet. Hatta sabitlemek için bir lastik de kullanabilirim, ikisini sabitlemek için. Evet. Şimdi bir iğne yardımıyla pet şişelerimizin altını deleceğiz. Birkaç yerde delik açabiliriz. Bu şekilde damlama yöntemiyle şişedeki su bitene kadar işlemimiz devam edecek. Sonrasında tekrar bir arada olacağız. Evet, arada bir yönünü de değiştirerek her tarafa eşit bir şekilde suyun akmasını sağlayabiliriz. Şişedeki bir suyumuz yavaş yavaş damlaya damlaya aşağıda şerbet olarak birikmeye başladı. Evet sevgili dostlar, yaklaşık 1 saat süre geçti. Damlama işlemimiz devam ediyor. Aşağıda da yaklaşık 1 litre kadar şerbet birikmiş durumda. Yani tahmini 3 saat içerisinde damlama işlemimiz tamamlanacak gibi görünüyor.
Evet sevgili dostlar, 3 saat kadar bir süre geçti. Suyumuz bitmek üzere. Belli bir süre sonra üstteki kapakları da hava alması için çıkarttım. Su akışı da daha hızlandı. Evet sevgili dostlar, meyan şerbetimiz hazır. Evet sevgili dostlar, meyan şerbetimiz hazır. Deneyenlere afiyet olsun diyorum. Gerek buzda damıtma yöntemiyle, gerekse bu tarifteki damlama yöntemiyle her ikisinde de %100 berrak şerbet elde ettim. Gerek Ramazan'da, gerekse yaz aylarında midenizi rahatlatmak, susuzluğunuzu gidermek için meyan şerbeti kullanabilirsiniz. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Bir başka yöresel çok özel ve güzel tarifte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı kalın.